Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış günlerinin vazgeçilmezi olan şahane bir zeytinyağlı karnabahar yemeği yapacağım. Yemeğimiz için kullanacağımız malzeme listemiz videomuzun açıklamalar bölümünde bulunmakta. Müsaadenizle lafı fazla uzatmadan hemen yemeğimizi yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Maydanozlarımızın saplarını ayıklıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Yapraklarını kullanacağız. Evet, bunları şimdi güzelce bir yıkayacağım. Maydanozlarımızı güzelce bol suyla yıkadım. Şimdi kurumak üzere süzgecin üzerine aldım arkadaşlar. Evet, karnabaharımızı da temizleyelim. Bu kenarlarındaki sert yapraklarını kullanmayacağız arkadaşlar. Hiç bıçak vurmuyoruz arkadaşlar. Fazla da küçültmüyoruz. Dışındaki sert yapraklarını koymadım ama şu içindeki küçük olanları koyacağım arkadaşlar. Şöyle biraz küçültüp. Şöyle sap kısımları büyükse biraz küçültüyorum arkadaşlar. Bunu da şimdi bol suyla yıkayacağım arkadaşlar çeşmenin altında. Evet, karnabaharlarımızı bol suyla yıkadım. Şimdi sarımsaklarımızı doğrayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sarımsaklarımız da hazır. Bol sarımsaklı, zeytinyağlı, domatesli, şahane bir karnabahar yapıyoruz. Maydanozlarımızı da doğruyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar küçültüyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Zaten içerisine en son atacağım arkadaşlar bunu. Yemeğimiz piştikten sonra. Şöyle genişçe bir tenceremizi ocağımızın üzerine aldım. Ocağımızın altını açıyorum. İçerisine zeytinyağımızı ilave ediyorum arkadaşlar. İsteyenler diğer sıvı yağlardan da kullanabilirler. Yağımız ısındı arkadaşlar. Sarımsaklarımızı ekliyorum. Fazla beklemeden hemen biber salçamızı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçamız var. Bir yemek kaşığı da domates salçamız var arkadaşlar. Ocağımızı kısıyorum biraz. Yanmadan güzelce salçamızın kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Evet, salçamızı güzelce kavurdum. Şimdi domateslerimizi ilave ediyorum. Birkaç dakika kavuracağım. Daha sonra karnabaharlarımızı ilave edeceğim. Evet, domateslerimiz, sosumuz kaynamaya başladı. Fazla beklemeden kaynamaya başladıktan sonra hemen arkasından karnabaharlarımızı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Onu da ilave ediyorum. Ocağımızı kısıyorum arkadaşlar. Bir çay bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Kapağını kapatacağım. Şöyle hafifçe tenceremizi sallıyoruz. Hiç kaşık vurmayın arkadaşlar ilk başlarda. En sonlara doğru kaşık vurabiliriz. Tenceremizi böyle sallıyoruz. Ocağımızın altını kıstım. Ortayla en kısık arasında bir ayara getirdim şu şekilde. Evet, arkaya bir adet düşmüş, onu da içine alıyorum. Ağır ağır pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaynıyor yemeğimiz. Çok fazla su koymaya gerek yok arkadaşlar. Kendisi sulanıyor zaten. Fazla su tadını bozuyor. Bu şekilde kendi buharıyla ağır ağır pişecek. Kapağını kapatıyoruz. Kısık ayarda 10-15 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar, bir 5 dakika geçti. Gördüğünüz gibi yemeğimiz sulandı. Bir çay bardağı su katmıştım içerisine. Domateslerin suyu, karnabaharların suyu. Şöyle en başta biraz karıştıracağım. Bir domates sosumuz her yerine karışsın. Alt üst ediyorum gördüğünüz gibi. Lezzet her yerine ulaşsın arkadaşlar. Yumuşamaya başladığında böyle karıştıramazsınız. Çünkü parçalanır. Biraz sonra hiç karıştırmayacağım. Kendi halinde bir 10 dakika kapatacağım, pişecek. O kadar. Evet, şimdi bu sosu her yerine ulaştı. Şöyle bir de karıştırıyorum. Evet, kapağını kapattım. Kısık ayarda 10 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Yemeğimiz 15 dakikadır pişiyor. Kapağı kapalı. Kapağını açıyorum. Şu anda hiç karıştırmak istemiyorum. Şöyle çatalla bakacağım. Yumuşamış mı? Evet, gayet yumuşamış. Şimdi arkadaşlar bunu 15 dakika kaynattık. Kapağını kapatacağım.
Ocağımızı da kapatıyorum. 15-20 dakika yetiyor arkadaşlar. Zaten bu beklerken de yumuşayacak. Bir 5-10 dakika daha böyle bekleteceğim. Daha sonra servis tabağına alacağım. Yemeğimizi servis tabağımıza aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok harika görünüyor. Üzerine maydanozumuzu da serptim. Şöyle bakalım pişmiş mi? Gayet güzel çatala geliyor gördüğünüz gibi. Müsaadenizle bir lezzetine bakacağım. Yanında kaymaklı tava yoğurdumuz da çok güzel gidiyor. Şöyle birlikte alalım hatta. Bakın. Karnabahar yemeğimiz, karnabahar daha doğrusu, vücudun bağışıklık sistemini dengeler, kas, lif yapımını artırır, A, K vitaminleri açısından zengindir, katarağa iyi gelir, idrar yollarında idrar söktürür. Birçok faydaları vardır karnabahar yemeğinin. Yemeğimiz de çok şahane olmuş arkadaşlar. Yapıp yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz, videomu beğenip halen abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Yorum ve önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Bütün yorumlarınıza mutlaka cevap veriyorum. Başka yemek tarifi videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şöyle suyuna da bakalım arkadaşlar. Bakın. Bir çay bardağı su ilave etmiştim. Şöyle kaşıkla da yiyebiliriz.